37 milyar dolar değeri var değil mi? 7 satır koddan oluşuyor. Hele yeni nesil. Gümbür gümbür. Çok hızlı geliyorlar. Onun için o yeni nesli biz bu eğitim bataklığından kurtarıp bir an önce. Musluk çok hızlı akıyor yani. Takip edemiyoruz. O kadar hızlı akıyor ki. Yarın öbür gün bu musluk Niagara gibi olacak ya. Lenin'i alan koşuyor. Lenin'i alan koşuyor yani bir şekilde. Bu işte YouTube'daki Türk gençliği çok değerli. TikTok'taki Türk gençliği. Ben beklentim çok yüksek yani onlarda. Merhabalar. Selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. En son bu trilyoner sektörlere dalmıştık. Dalıp çıkamamıştık. Bugün de böyle tahminim o ki dalmaya devam edeceğiz ama gene çıkamayacağız gibi hissediyorum. Bakalım. Şimdi bu trilyoner sektörler derken burada şunu vurgulamak lazım. Bizim beynimiz hep lineer düşünmeye alışık. Ama geleceğin en büyük teknolojileri tamamen non-lineer gelişiyor. Ve hayal gücüne dayalı gelişiyor. Ve bu logaritmik, exponential gelişiyor. Dolayısıyla burada şu örneği hatırlamak lazım. Bir kuruş aranızda diyelim. Bir kuruş her gün iki katına çıkıyor. Sana sorayım, hemen bir bulmaca olsun bu da. Şu anda sana 1 milyon TL mi versem istersin? Yoksa bir kuruşu versem işte 31 gün boyunca iki katına çıkacak. Hangisini istersin? 1 milyon TL mi yoksa bir kuruş iki katına çıkacak o mu? Hocam normalde tabii bir kuruş almak lazım ama acil ihtiyaç varsa... Evet, bir ay bekleyemiyorsak. Bir ay bekleyemiyorsak 1 milyon tercih edebilir. Yani evet, bir kuruş dediğimiz şey bir kuruş. Her gün iki katına çıkıyor ya. 2 kuruş, 4 kuruş, işte 8, 16 kuruş, 32 kuruş, 64 kuruş. Bir yerden sonra böyle hızlanarak ve sürekli iki katı çıktığı için 31. günün sonunda 10 milyon 700 bin gibi bir şey oluyor. Yani 10 milyon 700 bin. Hani o 1 milyonu neden kabul ettin falan diye dizini dövebilirsin yani. Bir gün daha beklesen 21 milyon falan oluyor. Değil mi? Böyle 21'i işte 2 ile çarp işte 42 oluyor falan. Böyle exponential böyle bir şey yani. Hani aya kadar gidersin yani. Hani 2'ye katla 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 sonu yok bunun. Hayatın içerisinde, doğanın içerisinde, evrende falan hep var yani bu kural. Aslında hani virüsler mesela böyle çoğalıyorlar. Yani şu anda mesela koronavirüsten sürekli bahsediyoruz ya, vücudu hackliyorlar. Kendi kendilerini çok hızlı çoğaltıyor değil mi virüsler? Viral olmak bununla ilgili mesela. Yani bir makale ya da kitap viral olduğunda milyonlarca kişiye bir anda ulaşıyor. TikTok'ta mesela şu anda yaşıyoruz bunu değil mi? Bir video mesela viral olduğunda böyle katlana katlana milyonlarca kişi tarafından izleniyor çok kısa sürede. İşte virüslerin yayılması da böyle çok kısa sürede. Teknolojinin yayılması da günümüzde artık bu şekilde. Yani onun içindir ki biz böyle her hafta hemen hemen bir işte teknolojik dönüşüm, değişim çağı içerisine düşmüş durumdayız. Ve her hafta neredeyse her ay bir büyük bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz. İşte geçen hafta bu GPT-3'ten bahsettik. Sonra ne oldu? Elon Musk işte Neuralink'in demosunu gösterdi değil mi? Geçtiğimiz işte cuma. Ve bu da gerçekten insanlık tarihinde çığır açıcı bir dönüşümün habercisi. Bu eğer tamamen sonuca ulaşırsa ilerisi için super intelligence, süper zeka dönemi, işte çipli insanlar dönemi. Beynimizde çiplerle gezeceğimiz bir dönem ve makinalarla, yapay zekayla aramızdaki iletişimin 100 kat, 1000 kat artacağı. Hatta biraz böyle androidleşeceğimiz, makinalaşacağımız, makinalarla entegre olacağımız yeni bir dönemin habercisi. Yani bu tabii ki yavaş yavaş olacak bir şey. Ama işte bir 10 sene sonra bambaşka bir yerde olacağız. Öyle gözüküyor. 20 sene sonra hayal bile edemeyeceğimiz başka bir yerde olacağız. 25-30 sene sonra da gerçekten hani tanıyamayacağız yani. O kadar bugünkü koşullar ilkel gelecek ki. Yani bunu ben kendi hayatımdan baktığım zaman görebiliyorum aslında. 25 sene önce ben daha hayatımda hiçbir bilgisayar görmemiştim. Yani. Bilgisayar nedir, nasıl çalışır onu bilmiyorduk yani biz daha. Ve bırak interneti de bilmiyorduk. İnternet daha yeni çıkıyordu çünkü. Yani internete nasıl gireceğini bir avuç insan biliyordu o dönemde.
95 yılından bahsediyoruz. 95'te hiçbir şey yok daha yani ortada. Şimdi 25 senede dünyanın geldiği yere bak. Hani internet ekosistemi nasıl dönüştü? Her şeyi nasıl yuttu? Software nasıl bütün dünyayı yedi bitirdi? Her şey artık software. Her şey artık aplikasyon. Her şey şu telefonun içine girmiş durumda. Her şey ekran. Herkes artık günde 12-15 saatine falan ekran önünde, ekranlar önünde geçiriyor. Uykudan daha fazla zamanımızı bu cihazlarla geçiriyoruz. Vazgeçilmez hale geldi. Hatta bu cihazlar artık vücudumuzun birer parçası haline geldi aslında. Biz farkında değiliz. Mesela bir cep telefonunu kaybettiğin anda ya da işte bulamadığın anda nasıl bir organını kaybetmişçesine aranıyorsun etrafı. Onun için Elon Musk diyor ki zaten biz Android'iz yani şu anda. Yani Android gibiyiz yani. Cyborg'uz. Zaten cyborg'uz yani. Dolayısıyla eğer yapay zekayla baş etme ve mücadele etme şansımız olacaksa eğer, tek şansımız bu yapay zekayla birleşmek, bütünleşmek. Zira zaten tehlikeli bir gidişat. Yani eğer biz yapay zekayı anlamazsak ve nereye varıyor bunu kavrayamazsak, o zaman insanlığın sonu tükenebilir. Zaten Elon Musk yıllardır bunu uyarısını yapıyor ama diyor ki kimse beni dinlemiyor yani. Kimse ciddiye almıyor bu uyarılarımı. Dolayısıyla adamın çaresi şu: madem kimse ciddiye almıyor, madem değişimi yavaşlatamıyoruz, madem hiçbir güç bu yapay zekanın önüne geçemeyecek, mümkün değil geçmesi, o zaman tek bir çare kalıyor geri. Yapay zekaya katılmak. Yenemeyeceksen, önüne geçemeyeceksen, tek çare yapay zeka ile bütünleşmek. Zaten Neuralink'in misyonu da bu. Eğer yenemiyorsa, if you can't beat it, join it. Yani misyon cümlesi şirketin tek cümlelik misyonu bu. Yani yenemiyorsan, yapay zeka ile baş edemiyorsan onlara katılacaksın. Başka çaren yok. Dolayısıyla bunun ilk adımı atıldı. Hani bu birçok şeyi böyle sıçrama olarak çok ileriye götürebilecek logaritmik dönüşümün de habercisi. Şu anda tabii ki çok ilkel versiyonları bunlar. Ama bu ilkel versiyonunda dahi insan saçının telinin onda biri kalınlığında wire'lar, bunlara neural laces diyoruz. Yani nöral bağlar. Bu bağlar insan beyninin yüzeyine eklemlenecek. Ve böyle binlerce nöronla bağlantı halinde olacak. Ve bunların ileride gücü çok daha artacak, düşünecek olursun. Dolayısıyla makinalarla veri akışımızın çok daha hızlandığı ve başka bir boyuta taşınacağı bir döneme giriyoruz. Yani tabii ki bu önce hastalar için uygulanacak bir önümüzdeki 3-5 sene. Ama sonra isteyen herkes de bundan faydalanabilecek. Eğer bu beynimize koyduğumuz zaman ne olacak o zaman? Şu olacak: üçüncü bir layer, üçüncü bir tabaka gelecek. İki tabaka zaten işte neokorteks ve de limbik sistem. Bu iki tabakadan da biz ikisinden de memnunuz. Diyor muyuz işte ben limbik sistemden memnun değilim, aldıracağım. İşte ya da neokorteks beni mutlu etmiyor falan, çok düşünüyorum. Böyle bir şey demiyoruz. Şahan'ın beynine aldıran adam videosundaki gibi böyle bir şey demiyoruz yani. İkisinden de memnunuz. İkisi yan yana gayet güzel. Şimdi Elon Musk diyor ki üçüncü bir layer, tabaka gelecek. O da işte yapay zeka tabakası. Yani onun içerisinde işte mesela GPT-3 de yüklü olacak mesela. Dünyadaki bütün var olan bilgileri, bilmem her şeyi sen işte beynine download edebileceksin ya da işte beyninde onlara erişebileceksin. Çok kısa bir hani saniyeler içerisinde. Bir de tabii şöyle şeyler olacak. Yani oturduğun yerden işte Tesla'nı hareket ettirebileceksin beyin gücünle. Yani beyin gücünle nesneleri hareket ettirebileceksin filan. O günler gelecek yani. Dolayısıyla böyle şu anda böyle büyücü işi dediğimiz birçok şey, nonlineer değişim, dönüşüm, ileriki teknolojide olağan hale gelecek. Artık bunları yavaş yavaş, tamam ya bu da tamam, bu da tamam, bu da tamam diye diye böyle bir sonraki aşamaya, her değişim, dönüşüm bir sonrakine bizi hazırlıyor yani. Ama mesela çok hızlı olsa bunlar dilimizi yutup kafayı yiyip şey yapardık. Yani böyle geberebilirdik yani, adapte olamadan mesela çok hızlı. Mesela şu anda
beni alsan 30 sene sonrasında birden koysan şaşkınlıktan dilimi yutar ve hakikaten orada ya geberirim ya böyle kafayı yerim ya da böyle mağara adamı gibi kaçacak yer ararım yani. Bilmiyorum ne yapacağım, nasıl tepki vereceğim. Buna hatta şey deniyor, işte bu ölme katsayısı gibi bir şey deniyor yani. Ne kadar hani değişim, dönüşüm olursa teknolojide, kaç yıl önceki şahıs ölür şaşkınlıktan. Bunu mesela bir birim olarak ölçüyorlar yani. Şimdi bu birim giderek kısalıyor günümüzde. Yani mesela şu anda mesela bir kişinin bu teknolojik dönüşümü görüp hani ölmesi için zannediyorum geçen yüzyıldan falan kalmışsa, 1880'lerden, 90'lardan falan biri gelse hakikaten ölebilir yani şaşkınlıktan, dilini yutabilir yani. Bu arada bir başka şaşkınlığı da şu olur. Bu kadar şey dönüştü, eğitim sistemleri niye dönüşmedi 120 senede? Yani bu daha da büyük şaşkınlık olabilir yani. Hani bu kadar değişim var, dönüşüm var, her şey almış başını gitmiş ama eğitim sistemi aynı. Yani bu da ayrı bir konu, neyse. Şimdi dolayısıyla instant learning dedik ya, yani eğitim sistemlerinin dönüşmesi gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde. Bu yeni çağ adapte olması gerekiyor. Çok daha hızlanması gerekiyor. Bir de tabii bizim bu endüstri devrimi dönemindeki ihtiyaçlara cevap verebilmek için geliştirilmiş bu sistemlerin, tamamen köhnemiş sistemlerin atılması, yenilenmesi gerekiyor çok hızlı şekilde. Zira yani yenilenmezse bunlar yarardan çok zarar getirecek artık. Öyle bir döneme giriyoruz yani. Şu ana kadar bir şekilde idare ettik yani. Ama bundan sonra böyle insanlar zihinleriyle Tesla'larını harekete geçirecekleri bir döneme gidiyoruz ya. Yani böyle bir dönemde sen beyninin içine bütün insanlığın bilgisini falan download edebileceksin. Hala mesela işte sınavlar açık kitap mı olsun, yok işte kapalı mı olsun, ya da işte şunu mu ezberletelim? Bunlar tartışıyorsak hala biz gerçekten hani 100 yıl önceden geliyoruz demektir yani. Dolayısıyla öğrenme sektörünün, bütün üniversite sektörünün, okulların hepsinin toptan dönüşmesi gerekiyor. Çok hızlı bir biçimde dönüşmesi gerekiyor. Yoksa tarihi karışacak zaten. Yavaş yavaş da aslında bence bir teorim var benim. Biz yavaş yavaş tarihe karışıyoruz da farkında değiliz yani. Sadece farkında değiliz. Şu anda mesela okulu yarım bırakıp kendi işlerini kuranlar falan inanılmaz artmış durumda yani oranları. Mesela üniversite mezunlarının %70'i 80'i kendi işini kurmak istiyor artık yani. Ve herkes birey olarak işte o cep telefonundan, internetten bir kişilik şirket kurabiliyor yani. Ve dünya çapında işler yapabiliyor tek başına. Ve bütün bunlar için işte böyle 20 sene okumasına falan gerek yok yani. Bu kadar okul mezunu olmasına falan gerek yok. Üniversite derecelerine bu kadar gerek yok yani. Eskisi gibi değil olay. İşte daha birkaç gün oldu Google yeni bir sistem ortaya koydu. O nedir? Aylık $49 ödeyen bir kişi Google'ın işe alımlarına katılabilecek. Yani Google diyor ki bu eğitimleri alanlar mesela aylık $49 ödeyeceksin. 6 ay boyunca şu eğitimleri alacaksın. Ya da en fazla bir sene. Yani bütün eğitimleri hepsini alsan bir sene sürüyor zaten. Yani 49'u işte 12 ile çarp. En fazla kaç oluyor? İşte $550-$600 falan oluyor. Bu eğitimleri almış bir kişi diyor ki hepsini almana gerek de kalmayacak. Yarısını alsan yetiyor yani. Bu eğitimleri almış bir kişiyi diyor biz 4 senelik üniversite eğitimine denk olarak kabul edeceğiz. Bak bu bir devrimin habercisi. Yani Google şu anda bütün oyunu değiştirmiş, oyunu yeniden kurmuş durumda. Yani diyor ki bütün üniversitenin 4 senelik üniversite eğitiminin yerine bu eğitimi bizden alın. Aynı şekilde biz aynı kefeye koyuyoruz bu ikisini. Şimdi bu çok böyle büyük bir dönüşümün habercisi. Google bunu yapıyorsa birçok firma, Silikon Vadisi falan diğerleri yavaş yavaş bunu takip edebilirler yani. Bu böyle çok uçuk bir şey şu anda ama yarın öbür gün öyle bir zaman gelecek ki hani üniversiteler ayaklarının altındaki kayanın, toprağın giderek kaydığını görmeleri gerekiyor. Bugün mesela ben hani şu anda iş garantim var evet, ama yarınlarımdan biraz endişeliyim açıkçası yani. Bu üniversite gerçekten hani bu kadar gerekli, önemli, merkezi bir fonksiyon eda edecek mi? Aynı şekilde okul sistemleri.
olduğu şekilde devam etmesi mümkün değil. Çok hızlı bir dönüşüm çağına girdik yani. Dolayısıyla ya kendimizi dönüştüreceğiz, bütün sistemlerimizi dönüştüreceğiz, üniversitelerimizi, okullarımızı hızlıca dönüştüreceğiz veya tarihe karışacağız. Yavaş yavaş artık böyle fosilleşeceğiz, dinozorlaşacağız. Çağı yakalayamadan bir şekilde giderek daha önemsiz hale geleceğiz önümüzdeki yıllarda. Kendi kendimizi oyalayacağız belki, öğrencilerimizi de oyalayacağız belki bir yandan. Ama bu dereceler, verdiğimiz dereceler, işte mezunlarımız falan giderek iş bulmada daha zorlanacak. Böyle giderse. Bütün iş piyasası zaten çok hızlı dönüşüyor. Zaten bir gecede o kadar çok dönüşüm geliyor ki mesela bütün mesleklerin işte %15-20'si falan gitti bu GPT-3'le. Her mesleğin %20'si çöpe gitti yani. Hani yaptığın şeylerin %20'sini falan artık bu GPT-3 daha güzel yapacak senden yani. Düşün, beyaz yakalısın. Bütün beyaz yakalılar da artık tehlikede. Ki ileriki versiyonlarını düşünmek bile istemiyorum ne olacağını. Bu her noktada böyle. Yarın öbür gün çipli insanlar çıktığı zaman ne olacak? Yani Elon Musk diyor ki bu zorunlu bir şey değil. İstersen yaptır. Ha, buldun istersen. Herkes yaptırdı diyelim. Yaptıranlar ne olacak? 100 katı daha verimli olabilecek. 100 katı daha zeki olabilecek. Sen mesela daha düşünürken ne olduğunu, ne bittiğini, o bütün yeryüzündeki, insanlık tarihindeki her tür bilgi beyninin içinde adama. Düşünsene. Android süper zeka bir tip olduğunu düşün yani. Sen daha hı demeden bütün sonuçları takır 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 100 saatlik işi 1 saatte, 1 saat bile değil. 100 saatlik işi 10 dakikada yapacak yani. O çipi taktıran adam. Şimdi sen onunla mücadele edebilir misin? İşverensin diyelim. Yani tabii ki çipli insanları tercih edeceksin yani. Transhuman mı artık ne denecekse onlara yani. Android mi denecek, ne denecekse. Biz biraz da insanlığımızdan da çıkacağız ya. Yani. İnsanlık namına bir şey kalmadı ya. Yemin ediyorum kalmadı ya. Şimdi, İnsan bu ötesi normal insanlar. Hani normal insanlar hakikaten ne yapacağız yani? Yarın öbür gün böyle bu herkes yaptıracak mesela. Bu bir moda olacak. Bu hani hemen olacak şeyler değil tabii ki. Belki 10 sene sonra, belki 20 sene sonra bilmiyoruz yani. Ama bir nokta gelecek ki böyle bu mainstream'e girecek yani bu. Şu anda bile insanlar sıraya girmiş durumda. Ben gönüllüyüm diyor. İşte o domuzlar gibi bana da işte beynimde, kafatasında bana da hemen takın falan diye. Bir sürü insan şu anda hazır yani sıraya girmiş durumda. Elon Musk'ı yalvarıyor yani. Benim beynime de takın, benim beynime de takın. Ben denek olmaya hazırım, bilime kendimi feda etmeye hazırım falan diyen bir sürü yüzlerce insan var yani şu anda bile. Dolayısıyla bütün bunlar öğrenme süreçlerinin tamamen yeniden tasarlanacağı bir dünyaya girdiğimiz anlamına geliyor. Yani böyle bir devrede öğrenmenin tanımı da değişecek, niteliği de değişecek, hayat becerileri filan da değişecek. Yani böyle bir devirde sen mesela öğretmen ne yapar yani? Öğretmenin fonksiyonu nedir? Öğretmene gerek var mı böyle bir devirde? Okul sistemlerine gerek var mı? Varsa eğer ne yapacak bu okullar ya da öğretmenler ya da üniversiteler? Ne yapacağız yani? Biz tam bir ilerisi için hani böyle tabii ki bu tektonik değişim birden gelmeyecek. Aşama aşama yavaş yavaş gidiyoruz oraya. Ama bütün bunları öngörüp şimdiden hazırlanmaya başlamamız gerekiyor ki bu hızlı dönüşüme adapte olabilelim yani. Zira böyle bu son hani değişim öncesi son dönemi yaşıyoruz artık yani. Bu böyle devam edemez. Onun için işte bu hemen öğrenme inanılmaz dev bir sektör olacak yani. Onun için şu anda mesela internette her tür şeye çok daha hızlı, çok daha pratik, çok daha güzel anlatan işte videolar, dersler falan var değil mi? Her şey bir de böyle pratik hale geldi. Şimdi mesela yani insanların öyle uzun uzun senelerce verecek vakti de yok yani. Mesela bir eğitimi, beceriyi hani çok kısa bir sürede nasıl alabilirim? İnternette buna bakıyor insanlar artık. Mesela öyle eğitimler var ki birkaç saatte dünyanın becerisini kazandırıyor sana. Çok hızlı videolarla işte YouTube'da bir sürü şeyi çok hızlı kavrayabiliyorsun yani. Artık logaritmik artmış durumda her şey. Öğrenme de böyle. Yani günümüzün öğrenmesi mesela artık memlere falan bakıyor yani. Bir mem görüyorsun. İçerisinde mesela 10 senelik bilgelik var yani. Bir tane bir karede bir resmin içerisinde 10 senelik bilgi saklı yani. Bilgelik saklı sanki. Ha,
Hani birçok şeyi süzmüş, sentezlemiş, hap gibi önüne koymuş. Artık bilgi de bu hale geldi, görsel hale geldi. Sinema diliyle, görsel dille, hikayeyle falan öğreniyoruz yani bir taraftan. Ve bunlar çok böyle hızlı, dinamik olarak hayata geçiyor. Dolayısıyla bu sektör tabii ki it is ready for disruption. Eğitim sektörü toptan çok köklü bir dönüşümün eşiğinde. İşte Silikon Vadisi bu konuda zaten çalışıyor. Lambda School kaç 170 milyon dolar yatırım almıştı geçtiğimiz günlerde. Daha da artacak diye tahmin ediyorum. Lambda nasıl çalışıyor? Sen hiçbir şey ödemiyorsun Lambda'ya, Lambda School'a. İş eğer güzel bir IT'de iş bulursan ilk maaşının %15'ini falan veriyorsun. Belli bir süre. Yani iş bulabilirsen ancak ödüyorsun. İş bulamazsan zaten ödemiyorsun. Bu çok iyi bir model çünkü birçok hani kurum artık bu modele geçecek zannediyorum. Yani bu çok çok hani işe yarar bir model. Yani sen iş bulduğun anda artık hani geri ödemeleri falan düşüneceksin. İş bulana kadar hani bir şey ödemeyeceksin yani gittiğin okula, üniversitede neyse. Yani dolayısıyla böyle eğitim dünyasına bu hackler dört bir taraftan geliyor yani. Çok, yani eğitim dünyasına çok ciddi bir taarruz var. Bu surlar dayanmaz, gidici yani. Bu surlar birer birer çöküyor zaten şu andan itibaren. Bu teknolojinin ulubatlıları akın akın geliyor yani şu anda. Hani bu böyle gidemez yani. Hani sen eğitimci olarak Bizans Kalesi'nde şey düşünebilirsin. Ya yok biz güvendeyiz, bak surlar duruyor falan diye düşünebilirsin ama her geçen gün şunu bileceksin ki yani gitti gidiyor yani. Hani bütün bu şu ana kadarki sistem artık mümkün değil yani devam etmesi. Yani çok hızlı bir dönüşüm şart. Bu dönüşüm nasıl olacak? İşte bunu biraz şey yapmamız lazım. Hani masaya yatırmamız lazım. Çok hızlı. Yani çünkü zira günümüzde artık insanların çok hızlı öğrenme ihtiyaçları var. Yani hepimizin bu öğrenme katsayımızı, hızımızı böyle 10 katına, 100 katına falan çıkarmamız gerekiyor. İşte bu nasıl olacak? Mesela ben daha önce böyle okumadığım kadar daha çok okumaya çalışıyorum. Bir de mesela okuduklarımı da yazmaya çalışıyorum. O da tamamen beynimin wiring'ini değiştirdi. Yani o bundan da neyi kastediyorum? Mesela sen yazma odaklı, ders verme odaklı öğrendiğin zaman çok daha iyi öğreniyorsun. Bir de tabii beynimiz kendi kendisine dönüştürebilen bir varlık. Yani sen nasıl kendini şartlarsan, neye inanırsan beynin ona göre kendi kendini formatlıyor sürekli. Her saniye formatlıyor beni. Buna nöroplastisite diyoruz. Beynin içindeki nöronlar kendi kendilerini, wiringlerini sürekli değiştiriyorlar, dönüştürüyorlar. Onun için mesela işte neye inanırsan bu gerçekten gerçek olarak algılıyorsun bunu yani. Mesela şöyle dersen sen sürekli ben işte çok kısa bir işte birkaç seneye milyoner olacağım diye. Mesela buna inandın. Ve gerçekten bunun planını, projesini koydun ortaya. Detaylarıyla üzerine çalışıyorsun, öğreniyorsun. Sürekli ufkunu açtın, her gün yeni bir şey öğreniyorsun. Bu yolda da böyle sürekli ilerliyorsun. Bir yerden sonra beynindeki wiring öyle bir değişecek ki hakikaten milyoner gibi düşünmeye başlayacaksın. Milyoner gibi yaşamaya başlayacaksın. Ve hani bunu birkaç sene devam ettirdiğin zaman hakikaten bakacaksın ki aa evet bütün o hayal ettiğin şeyler birer 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 gerçek olmuş. Çünkü her şey önce hayalde başlıyor. Yani kendini oraya bir layık göreceksin, inanacaksın, yapabilirim diyeceksin. Bunun için strateji geliştireceksin, günlük tutacaksın. Kafanda olay bittiyse sonra bunu hayata geçirmek daha kolay zaten. Yani kafanda her şey bitiyor. Sen neye inanırsan, neye güvenirsen, hakikaten neyi yapabileceğini düşünürsen bunu bir şekilde hayatta zaten insanın hayal gücü inanılmaz kuvvetli yani. Yani realiteyi dönüştürecek kadar kuvvetli hatta. Dolayısıyla yani yeni eğitim sistemlerinde yarının öğrenmesinde hayal gücü en merkezi yerde yer alıyor. Yani olması gereken yer zaten en merkezi olan yer. Bizi makinalardan ayıracak bir şey varsa hani birkaç şey var ama bir tanesi onlardan hayal gücü. Sınırsız hayal gücü yani. Ve empati, diğer insanlarla aramızda kurduğumuz o güvene dayalı ilişki, insandan insana, işte iletişim becerileri. Ki bunlar mesela yarın öbür gün Neuralink olduğu zaman beynimizde çiplerle birbirimizle iletişim kurmaya başladığımız zaman bu iletişimin
niteliği de çok değişecek yani. Artık mesela birbirimizin beynini okumaya başladığımızı düşünelim. Yani bu bambaşka bir şey getirecek, Rönesans getirecek. Yani eğer bunlar gerçek olursa mesela beraber düşünüp kitap yazabileceğiz mesela karşılıklı. Beyin transferiyle. Yani beynimizden işte bir sürü data paylaşıyoruz mesela telepatiyle. Düşün ki. Yani telepatiyle sınırsız data akışı var beyinler arasında. Bu ne demek? Yani şu anda işte mesela cihazlarla iletişimimiz çok zayıf yani. Cihazlarla iletişimimiz de çok çok 100 katına 1000 katına çıkacak. İnsanlarla iletişimimiz de aynı şekilde 100 katına 1000 katına çıkacak. Artık böyle şu anda ilkel iletişim kullanıyoruz yani konuşarak. İlkel bu. Yani 3000 sene önceki insan neyse nasıl ne kullanıyorsa aynı şeyi kullanıyoruz aslında. Yani bunun da dönüşmesi lazım. Dolayısıyla hiç konuşmadan telepati yoluyla beynimizin içindeki şeyleri birbirimizle paylaştığımızı düşünelim. Bir mecrada insanlıkla paylaştığımızı düşünelim. Düşünme süreçlerimizi işte mesela o şeyi beynimizin içindeki paylaşmak istediğimiz şeyleri internetin yeni versiyonlarında Metaverse'de havuzu akıttığımızı düşünelim mesela. Dünyayla paylaştığımızı düşünelim. Bu bambaşka bir devir yani demek. Bunları o kadar böyle uçuk geliyor şu anda ki hani böyle anlatamıyoruz da. Çünkü aklımız hafızamız almıyor. Nasıl bir şey olacağına dair bayağı şuursuz. Mesela şu anda insanlar bu Neuralink beynimizin içinde olduğu zaman bilgisayar oyunlarını nasıl yaşayacağız? Deneyimleyeceğiz. Bunu merak ediyorlar yani. Yani bilgisayar oyununun sen mi içine gireceksin? Bilgisayar oyunu beyninin içine mi girecek? Yani nasıl olacak bu? Yani mesela şu anda bile bilgisayar oyunları o kadar advanced, sofistike hale geldi ki sen avatarınla böyle olmayacak deneyimler yaşayabiliyorsun. Konsere katılabiliyorsun. İşte kendi bakış açısından bir evrenin içerisinde kendine macera kuruyorsun. Şimdi düşün ki bu beyninin içine kadar gelecek yani. Beyninin içinde yaşanacak birçok şey. Bu yepyeni bir dönemin habercisi. Sen öğrenmeyi, eğlenmeyi, hayatını hepsini beyninin içinde yaşayacaksın. Yani bir simülasyon kurulacak. İşte normal dünyanın dijital ikizi başka bir dünya kuruluyor. Mirror World diyoruz buna, değil mi? Bu simülasyonun dijital dünyanın içerisine taşınıyoruz artık. Yani hepimiz. Bütün insanlık tarihte ilk defa böyle bir dijital simülasyonun içine taşınıyor. Şimdi böyle bu dijital simülasyonun içine taşındığın zaman sen ve tarih boyunca bütün bilgiyi de hani yaşadığını düşün, beynine download ettiğini düşün. Yani bunları akıl alır gibi değil yani. Bunu ben akıl edemiyorum ne olacağını açıkçası. İşte bu Matrix'teki hap içtiğin zaman her şeyi bir kere de öğreniyorsun ya hapla. Yani bu gerçekten gerçek olabilir yani bir o hapın içerisinde işte o Neuralink'teki gibi yapay zeka, nano botlar falan olduğunu düşün. Yani ya da beynine hemen aktardığını düşün onu. Bir şekilde download ettiğini düşün. Bütün gereken, mesela yeni bir dili öğrenmek istiyorsun. O hapı içtiğin anda öğreniyorsun mesela o dili. Düşünsene mesela uçuk ama şu anda ileride bunlar belki mümkün olabilecek şeyler. Yani. Dolayısıyla böyle bir dünyada yani eğitim nedir? Eğitim ne? Nasıl bir şey olmalıdır? Eğitime ihtiyaç var mıdır? Eğitime öğrenme, hadi eğitimi boş verin, öğrenme diyelim. Öğrenme nasıl olacak ki böyle bir dünyada? Başka bir varlık oluyoruz hani o zaman. Yani insanlıktan da hakikaten çıkıyoruz, başka bir şeye dönüşüyoruz yani. Eğer bunlar gerçek olursa. Yani süper zeka kapasitemiz olacak eğer bunlar olursa. Yani zeka şu andaki zekamızın hani 100 katı 1000 katı nonlineer işler yapabileceğiz mesela düşünürsen. İnsanların birbiriyle iletişimleri de 100 katına 1000 katına çıkacağı için ve logaritmik olarak bütün network dönüşeceği için mesela nasıl şehirler mesela şu anda işte bir kasabaya göre çok daha avantajlı neden? Network avantajı var yani değil mi? Mesela 1000 katı daha çok kreatif düşünme, inovasyon olabiliyor. Silikon Vadisi niye bu mesela? Sen ne kadar uğraşırsan uğraş Silikon Vadisi gibi olamıyorsun yani. Neden? Çünkü orada bir network avantajı var. İnsanlar, fikirler birbirleriyle hemen hani topların birbiriyle çarpışması gibi iletişim halindeler ve sinerji oluşuyor. O daha büyük bir şey oluşturuyor yani.
Onun için mesela New York, Manhattan çok çok ileridedir yani. Ya da Londra merkez çok ileridedir. İnsanların bakış açısı falan çok ileride yani. Teknolojik inovasyonlar çok hızlı gelişir yani. İnovasyonun geliştiği yerler böyle hakikaten herkesin çok açık fikirli, farklı görüşlere inanılmaz saygılı, her dinden, kültürden, farklı görüşten, cinsiyetten filan, cinsellikten neyse her tür bakış açısına inanılmaz hoşgörülü ve açık fikirli insanların olduğu bir yerde inovasyon çok daha hızlı gelişiyor artık. Bunu biliyoruz değil mi? Yani bütün onun için işte bu küresel networkler, merkezler çok önem kazandı. Yani New York gibi işte Los Angeles gibi ya da işte Çin'deki Shenzhen gibi, Şangay gibi yerler. Yani bu geleceğin inovasyonlarının motoru yerler bunlar. Çünkü çok hızlı değişim dönüşüm var ve insanlar fikirlerini çok hızlı paylaşabiliyorlar. Dolayısıyla bir snowball gibi bu büyüdükçe çok hızlı büyüyebiliyor. Bir de tabii ki internet girişimci ekosistemi de çok kuvvetli burada. Bir sürü startup ve unicornlar çok kısa sürede milyar dolarlık şirketlere dönüşebiliyorlar. Çünkü müthiş bir sermaye de var. Hani sen çok iyi bir fikrin varsa ve çok başarılı olacağını gösterebiliyorsan anında para geliyor bir şekilde. Zaten para hiçbir zaman asıl sıkıntı değil. Asıl sıkıntı hayal gücü ve işte inovasyon yani. Onun için mesela ne gördük? Şu anda mesela Elon Musk ne oldu? Üçüncü sıraya yükseldi. Değil mi? Dünya zenginler listesinde. Bence üçüncü sırayı hak etmiyor. Çoktan birinci olmalıydı. Jeff Bezos orada ne yapıyor Allah aşkına? Ya? Tamam çok büyük işler yapıyor da Elon Musk'ın yaptığı işlerin yanında, yenilikçiliğinin yanında çok sönük kalıyor yani Jeff Bezos. Yani buradan da ben şunu gör, non-linear gidiyor dedik ya bu işler. Yani birkaç seneye bakar, böyle dünyanın herhalde tahminimce yani en zengini açık ara Elon Musk olabilir yani. Çünkü bambaşka bir yere doğru koşuyor ve 5-6 yerden birden koşuyor. Yani hangi biri, mesela Tesla işte yenilenebilir enerji, elektrikli otomobiller, kendi kendine giden otomobiller, Mars'ta seyahat, uzay seyahati, işte bir taraftan efendime söyleyeyim iklim değişikliğinin engellenmesi diyorsun. Her şey Elon Musk'a çıkıyor ya. Yani ne yani şey böyle işte beyinden bahsediyoruz, işte Neuralink diyoruz, yapay zeka, o da Elon Musk'a çıkıyor artık yani. Şimdi bütün yollar Elon Musk'a çıkıyor yani. Şimdi ya da onun kurduğu ekosistemlere çıkıyor. Dolayısıyla hak ettiği yerin çok altında diye düşünüyorum. Yani onun hissi mesela bazıları diyorlar ya çok fazla şişiriyorlar. İşte hisseleri bu kadar değer kazanmamalıydı. Sönecek bu balon, patlayacak. Hayır, ben tam ters diyorum ki bu balon daha çok daha büyüyecek yani. Bu hani daha potansiyelinin çok azını şu anda gördük bence biz. Yani bu yaşadığımız çağların hiç şüphesiz en büyük mucidi ve hani yaşadığımız çağların Tesla'sı yani. Onun için de şirketinin adı Tesla zaten. Tesadüf değil yani. Edison demek istemiyorum. Edison biraz çok paçoz, Jeff Bezos gibi paçoz kalıyor bence yani. Bence yani asıl hani gerçekten bu kadar mucit fikirleri bu kadar çılgınca harekete geçirip de böyle sıfırdan 4 ayrı sektörü, hatta böyle birkaç tane daha geliyor. 4 ayrı sektörü böyle milyar dolar, trilyon seviyesine falan çıkarma becerisi kimse de yok yani, böyle bir beceri. Şimdi birkaç sektörde daha bu dönüşümü yapacak, öyle gözüküyor. Mesela adam boş zamanında trafik problemini çözüyor. 80 kat tünel kazarsak diyor, şöyle yaparsak. Hani boş zamanında hobi olarak yapıyor bunu yani. Yani dolayısıyla şimdi bak, şu anki Elon Musk böyle. Yarın öbür gün beynine çip taktırdığını düşün. Yapay zekayla mesela 100 katı, 1000 katı capability'ye onun ve etrafındakilerin mesela böyle 100 katına falan çıkardıklarını düşün. Kapasitelerini. Yani o zaman ne olacak yani? Hani Neuralink'i taktıranlar hani başka bir yere sıçrayacakları için ve başka bir yere doğru koşacağı için insanlık, İşte orada bu network efektleri öğrenme falan tamamen çılgınlaşacak yani. Ben öyle düşünüyorum. Öğrenme devrimi diye bir şey olacak yani. İnovasyon devrimi. Bu tarihteki Rönesans var ya, hiçbir şey değil yani. Asıl Rönesans bundan sonra yaşanacak demektir. Her şey yolunda giderse. Yani bu her şeyin
bu kasarması da an meselesi tabii. Bir de onu da yani görmek lazım. Çünkü yani yapay zekadaki işte logaritmik şeyi kavrayamadığımız için biz artışları ve bunların nereye varabileceğini, en ufak bir hata tüm insanlığı ve medeniyeti götürebilir yani. Hani böyle hataların çok daha böyle minimize edilmesi gereken ve çok daha temkinli ilerlenmesi gereken bir döneme giriyoruz yani. Her şeyi 1000 kere düşünmek gerekiyor. 1000 kere düşünsen bile arada bir boşluk, ufak bir boşluk bırakırsan ve yapay zeka orada önlenemez şekilde hani unintended consequence yani ummadığın şeylere yol açarsa, ki insanlık tarihinde bu hep insanlar hep böyle ola gelmiş. Çok dikkatsiz yani biz. Şimdi bak ateşi buluyoruz, sonra ateşi bulduktan sonra işte itfaiyesi, yangın alarmları bilmem neler. Kaç tane buluş var şeyle yangını önlemek için mesela? 10 tane falan en az buluş var değil mi? Gene de yangınlar çıkıyor sürekli yani. Dolayısıyla mesela insanoğlu asla şey değil. Hani böyle dengeli değil yani. Dengesiziz biz. Yani hatta bir tane düşünür diyor ki, hatta filmde de geçiyor değil mi? Şey, siz insanlar diyor, yapay zeka sesleniyor insanlara. Siz insanlar diyor, doğadaki her şey ekosistemle uyumlu olur. Bütün diğer hayvanat böyle. Bütün hayvanlar, bütün ağaçlar, her şey ekosistem içerisinde doğal dengesinde durur yani. Durmasını bilir. Doğal dengeye kavuşur ve o doğal dengenin bir parçası olur. Siz insanlar böyle değilsiniz yani. Tam tersine böyle gözünü çıkarıyorsunuz her girdiğiniz alan. Hani hırs gözünüzü öyle bir büyüyor ki böyle nerede duracağınızı asla bilmiyorsunuz yani insanlar. Onun için işte hırsla böyle bütün dünyayı talan ediyoruz, tonuz yani. Gezegendeki bütün karbonu, o işte okyanuslardaki bütün karbonu son hız gökyüzüne salıyoruz. Bu tarihin en böyle tehlikeli deneyi yani. Küresel ısınmayla sonuçlanıyor bu da. İşte şu an dünyadaki sıcaklıklar 2-3 derece falan yükselme dönemine girdi. Geri dönülemez bir şey olabilir bu. Yani 12-13 sene sonra geri dönülemez bir şeye gireceğiz, evreye gireceğiz yani. Bir de mesela sonu yok, sınırı yok yani şeylerimizin, isteklerimizin, arzularımızın, hırslarımızın hiçbir sınırı yok yani. Dolayısıyla inanılmaz tehlike arz ediyoruz yani. Öncelikle kendimiz için tehlike arz ediyoruz. Bütün ekosistem için de en büyük tehlike insanlık yani. Dolayısıyla diyor ki yapay zeka, siz diyor asıl buradaki virüs sizsiniz yani. Virüs gibisiniz yani. Hani bu şeyin hani doğal ekosistemin içerisinde bir hastalık gibisiniz. Kanser hücresi gibisiniz diyor yani. İnsanlık olarak siz kanser hücresi gibisiniz. Sürekli çoğalıyorsunuz. Ve hani hiçbir şeyiniz yok. Kendinizden başka hiçbir gayeniz, şeyiniz yok yani. Hani öyle bir hırsla çoğalıyorsunuz ya ve önünüze her şeyi katıp hırsla kör gözüne gidiyorsunuz ki bu her alanda böyle yani. Politikadan tut da teknolojide de şurada da burada da. Asla biz yani sonunu düşünemiyoruz yani zaten. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Laf var ya. Yani sonumuzu asla düşünmediğimiz için bir şekilde uzun vadeli de beynimiz de bir şekilde bir yönden böyle mağara devrinden kalma bir şey var yani beyinlerimizde. Bilmiyorum ne olduğunu. Dolayısıyla bir türlü böyle ne o şiddetten vazgeçebiliyoruz, şiddeti geride bırakabiliyoruz yani. Ne o ilkel arzularımızdan, hırslarımızdan vazgeçebiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki çok böyle karanlık bir tablo çıkıyor bir açıdan. Her şey yolunda gitse dahi o zaman ne oluyor? Yani bir şekilde süper insanlar, süper zeka insanlar dönemi diyelim başladı. Her şey yani yapay zeka diyelim ki insanlığın önünü açtı. Bütün o tehlikeler yaşanmadı diyelim. O zaman böyle bütün hani güneş sisteminin de dışına yayılabilecek, bütün evrene yayılabilecek bir zeka patlaması dönemine giriş olabilir. Yani bu dönemde de insan ömrü inanılmaz uzayabilir. Makinalarla insanlar bütünleşebilir. Dolayısıyla şu ana kadar biz mesela ilkel insanlar oluyoruz ona göre. Yani torunlarımızın torunları yaşayanlar. Kimler kalacaksa artık tabii ki ekosistemde çok büyük felaketler bizi bekliyor. Dolayısıyla işte bazı uzmanlar diyor ki işte bu küresel ısınmadan dolayı dünya nüfusunun bayağı bir kısmı Mortingen. Yani bir şekilde doğal şeyle
seleksiyonla açlıklardan, sel felaketlerinden, şundan, bundan filan böyle çok ciddi nüfus azalması olacak diyenler de var yani. Ama hayatta kalanlar bir şekilde hani makinalarla bütünleşmiş bir hayatı geçebilirler. Ve o hayatta hani o Neuralink'lerle, makinalarla bütünleştikleri için biyolojik sınırlılıktan kurtulmuş oluyor o insanlar. Artık onlara insan ne kadar diyebiliriz başka bir şey oluyor artık. Yani bu evrimde hani bir şey atlıyorsun ya, level atlıyorsun. Yani evrimdeki bir sonraki sıçrama düzeyine atlanmış oluyor. Yani onun adını koyamıyorum şu anda ben ne olacağını ama yani o şeye atlandıktan sonra işte o zaman insan ömrü de inanılmaz artabilir. İnsanüstü, şu anda insanüstü mucizevi güç dediğimiz güçlere sahip olabilir. Bunu sahip olan insanlar. Yani bu tabii ki pozitif senaryo. Yani negatif senaryoda da bütün insan ırkının sonu gelebilir. Yani bu da çok olası. Ya da kıyamet yaşanabilir bir şekilde. Bu kıyametin sebeplerini bir sürü tartışılıyor ya. Hani en olası sebeplerden biri de bu yapay zeka da olabilir yani. Yani çok olası geliyor yani hani kulağa. Çünkü yapay zekala sistemleri genelde hedef odaklı ya. Sen ona bir hedef veriyorsun. O hedefe yapana kadar rahat durmuyor bu şeyler. Makineler bir de bizden çok daha 100 kat, 1000 kat akıllanacaklar düşün ki. Bu çok tehlikeli yani. Neden? Çünkü mesela sen şöyle bir hedef verdiğini düşünelim. İnsanlar sürekli işte zevk ve mutluluk olsun. İnsanlara zevk ve mutluluk verelim. Makinalara böyle bir hedef verdi. Şimdi makinalar seni esir edebilir. Beyninde de bütün zevk ve mutluluk şeylerini harekete geçirebilir. Ama sen kendi ürettiğin bir zindanında esir olabilirsin yani. Sürekli mesela beyninde zevk ve mutluluk şeyleri yaşıyorsun sen simülasyonda güya. Ama onun dışına da asla çıkamıyorsun mesela. Şimdi bu bir cehennem aslında yani. Düşünecek olursan. Yani bu her hedef için böyle. Yani mesela hani tipik örnek vardır ya, paperclip işte bu ataç örneği. Ataç yapma hedefi verdin yapay zeka diye. Ataç yapma hedefi verdiğin anda sen buna sınırsız ataç yapmaya başladın. Her şeyi ataça çeviriyor. Şimdi bir süre sonra makine senden de zeki hale geldiği için zaten insanlar benim önümde engel, hedefimin önünde engel diye düşünüyor değil mi? Yani insanların hepsini yok etsem daha çok işte şey yapabilirim, paperclip yapabilirim. Hakikaten de öyledir yani. Hani akıllı olarak düşünürse bunu bir şekilde yok edebilir yani. Bütün, sen hedefi yanlış seçtiğin anda yani ki hedefi doğru seçsen bile o hedefin hiç ummadığımız yan etkileri olabilir yani. Dolayısıyla bu yapay zeka şeyi yani böyle çok su götürecek bir mevzu. Bununla ilgili böyle bir sürü kitaplar yazılmış. Ben şimdi o kitapları okumaya korkuyorum açıkçası. Yani çok okudukça böyle çıldırırsın yani. Hani ve şunu yani düşünüyorsun okuyunca. Ya bütün insanlık mesela bütün dünya niye bunu tartışmıyor? Yani şu anki en büyük gündem bu olmalı yani aslında. Birkaç nesil içerisinde bizi bekleyen böyle varoluşsal bir tehdit var. Ve de varoluşsal bir fırsat da var belki. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ama bunu çok daha böyle süzgeçten geçirip detaylı felsefeciler, hani bütün disiplinler ötesi, nörologlar, bilim insanları, işte sanatçılar falan bunu böyle hani çok akıllı insanlar çözüm üretmeliler. Ve bunu tartışmalılar yani. Hatta böyle kontrollü bir ortamda belki bu yapay zeka sistemlerini simülasyonunu yapıp mesela singularity'yi kontrollü bir deney ortamında singularity'yi nasıl simüle edebiliriz? Yani singularity'yi bilmiyoruz çünkü singularity nedir? İşte bu cihazların zeka patlaması, insanlardan çok daha akıllı hale gelmesi. Şimdi bu noktada hangi hani yüzlerce senaryo olabilir yani bu senaryoları hepsini run edip belki hani bunu dijital simülasyon ortamında yapmak lazım. Dijital simülasyon kurduğumuz simülasyon evreninde bunu run edersek mesela neler olacak yani? Milyonlarca senaryo olabilir. Bu milyonlarca senaryonun hepsinin run edilmesi lazım önceden. Ve zaman çok önemli olacak yani.
hani böyle yavaşlatamıyorsun da bu tür şeyleri. Yani tam tamamen kaderci bir hani böyle tam artık öldük bittik de demek gibi de istemiyorum. Çünkü her zaman yapılabilecek bir şeyler vardır ve ilk hamle hakkı bizde hala. Yani insanlığın elindeki irade bizim en büyük kozumuz şu anda. Ama bu iradeyi neyi nasıl şekilde kullanacağımızı falan böyle 40 oturup bir düşünüp hani bir tane aksiyon, 40 kere düşünüp bir kere aksiyon almamız lazım. Yani ne yazık ki bütün insanlık tarihinde böyle bir şey yok yani. Önce üretiyoruz inovasyonu, onun tehlikelerini yaşıyoruz, yan etkilerini yaşıyoruz, ondan sonra çareler düşünüyoruz. Ama yapay zekada böyle bir şey yapamazsın yani. Böyle bir şansın yok. Çünkü ikinci bir şansın olmayacak yani. Yani o singularity gelmeye yaklaştığı anda mesela yani makineler, cihazlar insanlarla diyelim ki aynı zekaya yakaladı. Aynı zeka yakaladığı anda insanla insan zekasını 100 katına çıkması arasında çok fazla fark yok. Yani asıl zor olan bu makinelerin, cihazların insan seviyesine çıkması zor. İnsan seviyesine çıktıktan sonra bunlar mesela bizim en geri zekalı insan dediğimiz yerden Einstein seviyesine çıkmaları gün meselesi. Belki birkaç günde olacak ya da birkaç ayda olacak. Ay bile sürmez. Bazıları diyor ki birkaç günde olabilir yani. Şimdi tam bir önümüzde belki ne kadar var bilmiyoruz. Hiç böyle, bu konuda da bir sürü fikir ayrılıkları var. Bazıları diyor ki 20 sene içerisinde falan bu singularity gelecek yani. 2045'lerde falan. 20-25 senede. 2046'larda falan. Bazıları da diyor ki 2070'lerde falan gelebilir yani. Bazıları da diyor ki 2100'e kadar gelebilir. Bazıları diyor ki hiçbir zaman gelmeyecek. Şimdi bir sürü farklı görüş var yani. Ama uzmanların %90'ı 2100'e kadar diyor. Bu gelecek yani. Singularity dediğimiz şey. Singularity'nin ne olduğunu algılayamıyoruz tabii ki. Problem biraz da oradan kaynaklanıyor. Ama bunun üzerine böyle zeki insanlar bir sürü yazıp çiziyorlar yani. Hani ne yapmamız lazım? Nasıl ilerlememiz lazım? İşte böyle bir çağa mesela sen öğrencilerini yetiştiriyorsun. Nasıl yetiştirirsin eğitimci olarak? Senin önce okuman, merak etmen lazım. Neuroplastisite dedik ya, beynini önce senin açman lazım. Önce sen okuyacaksın, öğreneceksin. İşte bu konuda ufkunu geliştireceksin. Böyle bir sürü şeyler, senaryolar düşüneceksin. Sonra bununla ilgili nasıl çözümler üretebiliriz? Oturacaksın ciddi ciddi. Bununla ilgili çözüm üreteceksin. Burada çok önemli şeylerden bir tanesi şu. Baştaki yöneticilerin, politikacıların inanılmaz zeki olması gerekiyor. Ne yazık ki dünyada öyle bir şey yok yani. Trump var başta. Yani şunu bak, düşün mesela Trump karar veriyor. Yapay zeka ile ilgili kararları Trump'a bıraktı. Şimdi bak, o kadar hassas dengelerden bahsediyorsun ki en ufak bir yanlış karar bütün insanlığı bitirebilecek mesela. Başta da Trump var yani. Şey, Homer Simpson olsa daha iyi ya. Yani bitmişiz. Bak zaten Fatiha'yı okuyalım şimdiden yani. Bu kadar büyük risklerin olduğu bir yerde politikacılar ve hükümet çok önemli. Çünkü onların ultra zeki insanların orada olması gerekiyor. Yani ultra zeki insanların polisileri yönlendirmesi gerekiyor. Sadece şirketlerde olması yetmiyor. Şirketler çünkü kendi çıkarlarını gözetiyorlar. Toplumun, insanlığın çıkarlarını da hani ne kadar öne alacağız deseler bile orada işin içinde kar var. Kar olduğu anda sen bütün sistem çöküyor yani. Sen mesela kar odaklı, kar hedefli daha öne geçmek için, rakibinin önüne geçmek için mesela bu yapay zekada sürekli bir ileri hamleyi yapıyorsun. Şimdi düşün mesela Amerika ile Çin yapay zekada satranç oynuyorlar şu anda. Şu anda bile çok ciddi bir satranç dönüyor. Daha hızlı kim gidecek? Daha hızlı kim ilerleyecek? Çin'in tabii çok büyük avantajı var. Milyarlarca insanın datasını elinde tuttuğu için önden gidiyor şu anda Çin. Ve daha da hızlanacak. Çin bütün dünyada yapay zeka sistemlerinin tek kontrolcüsü olduğu anda nasıl bir dünya bizi bekliyor olacak? İşte onun için oturup bir an önce 1984 George Orwell'i falan hatmetmen lazım yani. Hayvan çiftliği, işte ne bileyim 1984 falan böyle bu klasik distopyalar. O literatüre bir daha bir hakim olmamız lazım diye düşünüyorum yani. Eğer Çin bu işin öncüsü olacaksa ve Çin şu anda bile yani hani karşı karşıya geçtiğin anda banka hesabından cezası düşüyor 2 saniyede yani. Şimdi yarın öbür gün
bütün biyolojine, düşüncelerine dahi hakim olduğunu düşün yani. Böyle bir süper yapay zeka sistemlerinin ve otoriter bir rejimin elinde olduğunu düşün. Çin mesela bütün dünyanın öncüsü hale geldiği zaman bütün bu sistemleri kontrol ediyor diye düşün. Sen daha kafanda düşünürken onları bile belki şey yapacak, kontrol etmek isteyecek yani. Şu anda diyoruz ya demokrasi var, öyle şey olur mu falan filan, ilerlemeden ne olacak acaba yani? Hani böyle karamsar olmamak için gerçekten kendimi zor tutuyorum. Karamsar olacak çok şeyler var ama yani. Her şey ama yolunda giderse de çok büyük fırsatlar da var aynı zamanda. Ama dolayısıyla öğrenmenin bir kere rengi, niteliği filan tamamen değişecek yani, dönüşecek. Kurumlar olarak bizim kendimizi buna göre yeniden tasarlamamız gerekecek. Şimdi birkaç nesil içerisinde böyle bu singularity gibi bir şey geliyor. Yapay zekanın çok böyle hızlanarak artacağı bir devreye giriyoruz. Dünyanın gayri safi milli hasılasında makinaların, yapay zekanın rolü insanlardan öne geçecek diyoruz. Şimdi böyle, bütün bunlara ne psikolojik olarak hazırız, ne eğitim sistemlerimiz hazır. Hiçbir şeyimiz hazır değil yani. Belki yeni nesil bir şekilde bunların içine doğduğu zaman onların adaptif kapasitesi çok daha ileride olacak yani. Belki alfa, beta, gama nesilleri bunlarla baş etmek zorunda kalacaklar. Biz zaten dinozorlaşacağız o dönemde yani. Ne kadar uğraşırsan uğraş mesela, yani sonuçta dinozor olacaksın sen o dönemde. Yani dolayısıyla böyle hani optimist olmak gerçekten zor. Böyle bir şeyler çok hızlı dönüşecek diye düşünüyorum. Yani çok bir yerlere son hız gidiyoruz ama nereye gittiğimiz de belli değil. Bunun böyle şimdi, belki dediğiniz gibi hocam, hukuki ya da etik kurallarını koyacak bir sistem de yok. Nasıl yok işte yani. Ve ama öyle bir hani kim koyacak ya da hangi otorite evet var böyle bir şey? Yok öyle bir şey. Yani biraz böyle oradaki şirketlerin biraz insafına kalmış durumdayız. Yani o kurumların. O kurumlarda da hakikaten böyle vicdani olarak iyi bir şeyler yapayım diyen, kendisini sorgulayan insanlar var yani. Yok değil. Ama o da yetmiyor yani. İşin kötüsü. Yani diyelim hırs olmasın, İnsanlığın faydasına hareket edelim biz. Bilim insanları falan olsun bütün komitede. Gene de riskler çok büyük yani. Hani yeterince büyük riskler, zaten çok fazla risk var yani. Bir de tabii bütün bunlar toplumun dokusuna nasıl etki edecek? Yani bir de o var. Yani şu anda mesela işte fakirlerin bir şeyi var. Biz, ben mesela fakir insanlar bizler gibi kendimizi şöyle avutabiliyoruz. Ya yeteneğimi kullanırsam, ben çok iyi okursam, çok güzel yerlere gelirsem, işte o zaman insanlığa güzel, faydalı olursam, çok iyi fayda üretirsem, ben işte öne geçebilirim yani. Liyakat sistemi var değil mi şu anda? Yani bir şekilde eğitimle sıçrama tahtası eğitimi kullanabilirim yani. En aşağıdan başlayıp girişimcilikle, eğitimle, inovasyonla falan kendimi sıçraya sıçraya çok iyi yerlere gelebilirim. Bunun başarı öyküleri bir sürü var değil mi mesela? Yani çobani yoğurdundan tut da bilmem neye kadar yani. Hani en aşağıdan başlayıp en tepe noktalarına kadar çıkmış bir sürü insan öyküsü biliyoruz biz. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var şu anda. Hani bu bir sürü öykümüz, destanımız, hikayemiz var bununla ilgili. Teselli olabileceğimiz. Ama bundan sonra mesela ne olacak? Diyelim bu çipi taktıranlar, parayla taktıranlar, zenginler, öne geçmedikleri bir zeka vardı mesela. Zenginsen mesela hayatı zaten 10-0 önden başlıyorsun. Onların çocukları mesela hayatta zaten 10-0, 20-0 önden başlıyorlar. Yani zaten mesela çocuk bir sürü enstrüman çalıyor, dünya dillerini biliyor, en iyi eğitimi alıyor. Zaten çocuk küçük yaşta böyle bütün dünyayı okuyabiliyor filan. Tek şeyi vardı hani böyle, o da zeka. Zekası mesela yani sen daha zekisin filan diye avutuyorduk kendimizi. Koçukta okudum ya ben. Şimdi düşün ki yani zekayı da bu şeyle, çiplerle filan kat kat 100 katına çıkardıklarını düşün yani. Bu sefer zengin fakir uçurumu başka bir uçuruma dönüşecek. Yani bu şu anda adını koyamadığımız başka uçurumlar ortaya çıkacak. Hani süper insanlar denen başka bir sınıf belki ortaya çıkacak. Yani o sınıfa tepkiler mesela şu anda bile bir sürü tepki var değil mi? Mesela Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin koydular. Takip ettiysen haberleri.
siparişle hani kapının önüne kadar geldi falan diye şey yapıyorlar. Yani gösteri falan yapıyorlar. Müthiş bir tepki var kamuoyunda Jeff Bezos'a karşı. Şimdi aynı şekilde bütün diğer şeylere, milyarderlere karşı da aynı şekilde. Mesela Bill Gates bu aşı bulmaya çalışıyor. İnsanlar da diyor ki işte beynin içine çip takacak bilmem ne falan. Bunları asla işte hackleyecekler sizi falan filan. Bir sürü komple teorisyeni var ortada yani. Ve müthiş bir nefret var bu insanlara karşı. Ve bu nefretin bir kısmı da haklı. Yani haklı çünkü böyle dev eşitsizlikler var. Yani böyle olmayacak kadar, olmaması gereken eşitsizlikler var. Şimdi bu eşitsizlikler eğer önlem alınmazsa 100 katına çıkacak. Ya da 1000 katına daha çıkacak yani bu. Çünkü non-linear gidiyor her şey. Ve bunu önünü alamazsak, bir şekilde herkese bir fırsat eşitliği sunamazsak, herkesin hayat kalitesini aynı anda ilerletmeye çalışmazsak eğer, yani orta sınıfı büyütmek falan neden çok önemli? Orta sınıf büyüdüğü anda bütün toplumun kalitesi, her şey bir rönesans başlıyor. Herkes çok daha yenilikçi olabiliyor. Herkes çok daha işte demokrasiye sahip çıkıyor, eleştirel düşünceye sahip çıkıyor. Öne geçiyor toplum, öyle değil mi? Yani bu ilerideki toplumları ileride yapan şey onların belki orta sınıflarıdır yani. Zenginler de çok önemli. Çünkü onlar da topluma geri dönüşte bulunabilecek bir sürü inovasyona imza atıyorlar. Şimdi bunlar ortadan kalktığı anda, bu orta sınıflar ve şey uçurum 100 katına çıktığı anda, o zaman yaşanabilir bir dünya olmaktan çıkıyor yani dünya. Bir şekilde müthiş ayrışmalar yaşanacak. Bu sefer ne olacak? Yani mesela bazı şeyler, zenginler Mars'a, Ay'a falan yerleşecek belki yani. Ya da kendi duvar komünitelerini oluşturacak. Yani o aşılamaz duvarlar oluşacak. Şu anda bile hani bir sürü duvarlar var, değil mi? Bu lüks sitelerin duvarları var. Bu duvarlar çok daha böyle zırh gibi olacak. Ama biz biliyoruz ki bu duvarlar hiçbir zaman tam olarak etkili olmuyor. Bu Oscar filmi vardı ya, Güney Kore'nin Parazit filminde gördüğümüz üzere. Yani insanların toplumdaki en zengin de olsan, en fakir de olsan birbirlerine bir şekilde ihtiyaçları var. Yani. Ve hani o zırhlar sen ne yaparsan yap işe yaramıyor tam olarak. Dolayısıyla böyle toplumdaki harmoninin ve uyumun yeniden kurulması, tesis edilmesi, güvenin tesis edilmesi falan gerekiyor. Bir de tabii ki yeni ekosistemlerin kurulması gerekiyor. Makinalarla, cihazlarla insanları işte birbiriyle buluşturan, aradaki güvene dayalı ilişkilerin falan kurulacağı yeni bir medeniyet inşası gerekiyor. Bunlar da basit şeyler değil. Hakikaten böyle küçücük aklımla böyle mesela bunları ben şey yapamıyorum, idrak edemiyorum yani. Hani çok sınırlı kalıyor idrakimde. Bunları herhalde böyle yani çözebilmek için o şeyleri taktırmak lazım, çipleri. Yani şu anki şeyle, hani şu anki aklımızla bunlara bir çözüm bulmamız çok zor yani. Şey yapmak gerekiyor yani, böyle Elon Musk'ı 100'le çarpıp, mesela onun gibi bir tiplere yani, 100'le çarpıp her birisinin kapasitesini de 1000'le çarpıp böyle bir hani bir ekip kurup o ekibe güvenip hani o ekibin de doğru, şeffaf, dürüst olacağını güvenip yani onlara böyle bir şeyi verip belki o zaman şansımız olabilir yani. Şimdi geleceğin trilyoner sektörleri dedik ya, bütün bunlar kendi ekosistemini kuracaklar. Yani bu yeni sistemde şu anda mesela geleceğin de en büyük sektörlerinden biri Internet of Things bir sonraki. Yani cisimlerin interneti. Yani bütün eşyaların hepsinin dile gelmesi. Hepsinin aklının olması. Hepsinin içerisinde çipler olması. Yani çipler sadece senin beynine gelmiyor. Aynı zamanda evindeki her eşyaya da geliyor çipler. Yani şu yastık var ya, bu yastık da çipli olacak. Ya da işte senin bütün mobilyaların da çipli olacak. Buzdolabın da, işte bütün işte çamaşır makinesi, mutfaktaki bütün araçların da, çok basit giysilerin falan da, her şeyin aklı olacak. Her şeyin bir çipi olacak yani. Ve bunların hepsinin birbiriyle iletişime geçebilecek. Cloud'da işte hepsinde GPT-3 falan yüklü olacak. Düşünsene. Yani giydiğin gömlek senden akıllı olacak. Eğer hani beyninde çip yoksa mesela falan yani. Ya da
İşte yani onun için mesela birileri takmaya başladığı anda o çipleri senin de takman gerekecek yani. Hani bunun şeyi yok, dönüşü yok yani. Hani bir medeniyet düşün ki bir sıçrama yapılıyor orada. Yani sen buna engel olamazsın. İçine katılman lazım. Başka bir şansın yok. Akarsu akıyor yani. Hani akarsu da senin de bir şekilde onun içerisine akman gerekecek yani. Şimdi bu Internet of Things de dolayısıyla trilyoner bir sektör. Yani bütün işte mesela evinin bütün duvarları ekran olacak. Ya da mesela ortada hiç bilgisayar yokken şu beyaz sayfa var ya, şu beyaz sayfanın maliyetine bir şu önümdeki bir sayfa var. Beyaz değilmiş gerçi. Şu kağıdın maliyetine bir scrap bilgisayar olacak. Yani şu bir kağıt şeklinde mesela scrap bilgisayar. Mesela istediğin anda hiç yoktan sıfırdan bir bilgisayar oldu yani anında. Önünde her şeyini yap. Üzerine kağıda yazar gibi yaz. Sonra bunu da at havaya. Yani şeye. Zaten her şey birbiriyle konuşuyor. Her şey saklanıyor zaten. Dolayısıyla bütün cisimlerin de hani canlanacağı bir döneme gireceğiz. Öyle diyeyim. Yani bütün cisimler canlandığı zaman her birinin içerisinde işte bir zeka patlaması olduğu zaman hepsi birbiriyle iletişime geçmeye başladığında o zaman işte bu jetgiller falan çizgi filmi var ya onlar gerçek oluyor zaten. Hani bunun ötesi de gerçek oluyor. İşte o öyle bir dünyada hani bütün mesela senin vücudunun içerisinde de bir sürü nanobotlar, robotlar filan olacak yani. Ve onlar bütün senin tıbbi durumunu falan sürekli kontrol ediyor olacaklar. Nabzını ölçecek, işte kan basıncını ölçecek, herhangi bir tehlike varsa, işte bir kanser hücresi oluşmaya başladı diyelim, anında engel olacak vesaire. Bütün bunlar hastalıkların, kanserin, şunun bunun bir sürü şeyin sonu demek. Yani bu da hani insan ömrünün çok daha artacağı başka bir döneme geçiş demek. Dolayısıyla bütün mesela bitkiler falan da diyelim bitkilere de yüklediğini düşün. Bitkilerin de içerisinde böyle çiplerin olduğunu düşün. Bitkiler de konuşabilecek. Sen bitkinle de mesela muhabbet edebileceksin. Ya da kedilere, köpeklere de konduğunu düşün. Onu düşünemiyorum. Nasıl olacak mesela? Kedi zaten mesela akıllı bir hayvan. Yani onun içerisinde bir de böyle o çipi aldığı zaman mesela süper zeki bir kediden ben korkarım mesela. Yani onu düşünemiyorum nasıl olacağını. Yani hani ya da bunun etkileri neler olacağını. Hayvanlarla olan şeyimiz nasıl olacak? Böyle bayağı su götürür konular. Bilmiyorum ya. Yani ama bu Internet of Things dediğimiz bütün cisimlerin içerisinde işte çiplerin olması, işte birbirleriyle iletişim kurmaları bu yakın yani. Hani bütün akıllı evler diyoruz ya, akıllı ev tasarımları bunlar çok daha şu andaki evler hepsi gerizekalı yani. Çok daha akıllılar olacak yani. Tabii bu bütün bunlar çok daha böyle vulnerability de getirecek bir açıdan. Mesela bir şeyi hacklediğin anda sen bütün şeyi, sistemi de hacklemiş olacaksın yani. Dolayısıyla bu güvenlik sistemleri falan da inanılmaz önemli olacak yani. Mesela beyni hacklemeye çalıştığını düşünsene. Hani beynini hacklersen başka birinin her şeyini hackleyebilirsin. Dolayısıyla bu güvenlik şeyleri, teknolojileri de inanılmaz önem kazanacak yani bu hackleme olayları çok çok yani bunlara nasıl engel olunabilir? Bu böyle trilyon dolarlık bir sektör, bir başka sektörde bu güvenlik. İnternet güvenliği. Ya da işte bu yeni teknolojilerin güvenliği. Bir başka trilyoner sektör tabii ki bütün bunlarla bağlantılı. Her şey aslında birbiriyle bağlantılı. Uzun yaşam, yaşlılığı engelleme. İşte bu hastalıklara engel olma. Mesela kansere çare. Yani şu anda mesela bunlar çok mümkün değil gibi gözüküyor ama ileride öyle bir dönem gelecek ki bu yapay zeka hızlandıkça pek çok hani şu anki işte ölümcül hastalığa çare bulunacak yani. Şu anda aklımızın almayacağı şekilde. Mesela şu anda mesela bir yapay zeka sistemleri bu koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor olsalardı mesela çok daha hızlı belki sonuç alınabilecekti yani. Hani bu aşının geliştirilmesi bu kadar hani bir buçuk sene falan almayacaktı belki yani. Çok daha hızlı olacaktı yani. Hani bunun simülasyonunu sanal ortamda yaptığını düşün. Bilimsel olarak işte yapay zeka sistemleriyle. Yapay zekanın her şeyi bu şekilde işte 100 katı 1000 katı hızlandıracağı bir dönem gelecek yani diyebiliriz.
Burada da şöyle bir şey geliyor akla. Mesela diyelim ki her gün sen, şöyle bir varsayımda bulunalım, her gün 10 dolar ödeyerek senin yaşlanmanı geciktirici, hastalıklara karşı seni koruyan bir sisteme abone olduğunu düşün. Her gün 10 dolar ödemen gerekiyor. Şimdi bu öyle bir sektör ki bütün dünyada, mesela param varsa her gün 10 dolar ödeyecek, herkes öder bunu. Bütün, yani 7 milyar insan bunu öder parası varsa. Yani öyle bir sektör ki böyle herkes bunu yapmak ister yani. Dolayısıyla bu, yani bu şu demek, yani zaten tek başına hani 1 milyar insan ödese bunu günlük 10 doları şu anki nüfusla 3.65 trilyon eder yıllık gelir. Yani 3.65 trilyon sadece hani şey aboneliklerden kazanır yani. Netflix aboneliği gibi insanın ömrünü arttıran abonelikler olduğunu düşün mesela. Yani bu herkes atlar böyle bir şey. Dolayısıyla bu sektör hiçbir zaman böyle hani bitmeyecek bir sektör, öyle diyelim. Yani çok çok büyük bir sektör. Onun için mesela Google'ın en büyük yatırımlardan biri bu. Google'ın böyle gizli bir sürü yatırım, X yatırımları var. Yani bir kısmı bunların gizli, bir kısmı da böyle çok bilinmeyen yatırımlar, X. Moonshot deniyor bunlara. Hani aya fırlatma gibi büyük dev fikirler yani. Hangisi tutsa bunların başlı başına bir trilyonluk sektör yani. Hangisi tutarsa yani. Calico'ya yatırım yapmaları da bu yüzden yani. Hani bunun gibi mesela bu insan ömrünü arttırabilecek her tür devrim çok değerli. Zira evrimin öyle bir aşamasındayız ki işte yapay zekalarla bütünleşme dönemine giriyoruz. Şimdi yapay zeka sistemleri inanılmaz sınırsız sistemler olacak. Ama insanın biyolojik varlığı şu anki varlığı inanılmaz sınırlı. Biyolojimiz bizi inanılmaz sınırlandırıyor yani. Ve birçok insan, yani bu teknokratlar falan, teknoloji öncüleri bunun bizim işte bir an önce bu biyonik, biyolojik vücuttan sıyrılıp, kurtulup tamamen dijital çip, silikon vücuda geçmemiz gerektiğini falan düşünüyorlar. Şimdi bunlar tabii ki çok böyle uçuk kaçık projeler gibi duruyor şu anda ama şimdi insan beyninin sırlarını tabii ki bilmiyoruz biz ama insan beyninin sırları yarın öbür gün çözülmeye başladığı anda bu çipler falan, şu anda mesela insan beynini çözmek için böyle onlarca firma, yüzlerce insan çalışıyor yani. Ama çok başındayız işin. Yani şöyle diyeyim sana, insan beyninin sırları 10 kilometre ise biz daha 1 metre bile gitmedik yani. 1 metre anca gitmişiz. İnsan beyninin sırları 10 kilometre. Şimdi bu insan beyni kapkaranlık bir kutu. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şeyi aydınlatamadık. Ne kadar aydınlatılacak o da tartışılır tabii ki. Bütün bu mesela varsayımlarımız her şeyin böyle nonlineer, logaritmik, müthiş ilerleyeceği şeklinde. Ama böyle olmaya da bilir. Yani bir sürü engel olabilir yolda. Ya da ummadığımız engeller çıkabilir. Ya da kıyamet olur. Bir sürü şey olabilir yani. Ama eğer hani her şey diyelim pozitif oldu, her şey yolunda gitti, o zaman burada da nonlineer sıçramalar göreceğiz yani. Şimdi 1800'lerin sonunda insan ömrü 41'di. Yani 1800'lerin sonunda yaşayan insanlar 41 yaşında ortalama ölüyorlardı. Şu anda 80'i geçmiş durumda. Şu anda 80'i geçmiş durumda. Her 10 senede bir senelik ilerleme var. Yani her 10 senede insan ömrünü bir sene uzatabilecek kadar inovasyon geliştiriliyor şu anda. Şu anda raporlar yazılıyor. Mesela 100 yaşındakiler iş hayatında nasıl kazandırılır? 100 plus, 100 plus. Eskiden mesela Demirel döneminde falan erken emeklilik bilmem ne kaç, insanlar erkenden emekli ediyordu falan değil mi? Şimdi o dönem tamamen bitti yani. Artık öyle bir dönem geliyor ki şunu düşünüyorlar. Yani 100 yaşında nasıl daha etkili, verimli olabilirsin? İşte bu yapay zeka sistemleriyle, robotlarla, algoritmalarla beraber çalışacaksın zaten. O biyolojik sınırlılıklarını senin bir şekilde şey yapacaklar, telafi edecekler bu cihazlar. Bu şekilde mesela sen yılların wisdom'ıyla da mesela, yani çok uzun dönem iş hayatında verimli, kreatif, etkili olabilirsin. Mesela bir fütüristik şeyler okuyorum ben böyle. Diyor ki 2160'ta diyor mesela, tamam mı? Eğer medeniyet devam ederse 200 yıl yaşamış olan ilk insanın doğum günü kutlanacak diyor mesela. Öyle bir senaryo yapmış birisi.
Bak 2160'da 200 yılına girmesi, 200 yaşına girmesi için bir insanın ya 1960 doğumlu olması lazım. Şimdi bak bunu yazdıysa birileri, böyle bir senaryolar yazılıyor yani. Şimdi demek ki hani şu anda yaşayan insanlardan bazıları eğer teknoloji çok ilerlerse böyle 100-150 sene, 200 sene falan yaşama şansları olabilir diye düşünüyor bazıları yani. Yani bilemeyiz. Allahu alem. Ama yani böyle bu tür senaryolar dolaşıyor yani. Ya da bunların önünü açacak sıçramalar peşinde insanlık. Ve kapital biliyorsun sınır tanımıyor yani. Hani Jeff Bezos mesela düşünelim. Kaç milyar doları var adamın? Kaç trilyon? 200 trilyon dolar mı? Kaç oldu yani? 200 milyar doları mı var? Kaç? Tamamen rakamlar bir yerden sonra fullünleşiyor zaten. Şimdi bu servetine ömrü uzatma teknolojilerine yatırdığını düşün. Yani o zaman büyük sıçramalar 200 olabilir. 200 milyar dolar hocam şu an. 200 milyar dolar. Tamam 200 milyar dolar bu mesela logaritmik artıyor yani bir tarafta. Bu böyle bir servetin olsa mesela senin erken ölmek istemezsin yani. Elinde ne varsa bütün hepsini yatırıp onu mümkün olduğunca uzatmak istersin ömrünü. Ve her tür serveti de harcarsın bu yolda. Şimdi olan şey de bu yani. Dünyadaki en zenginler bir taraftan kendilerini soyutlamaya çalışıyorlar. Küresel ısınmadan dolayı vesaire çok büyük tehditler var yani. Onun için mesela sağlıklı beslenmeye bilmem ne kendilerini bayağı izole etmiş durumdalar yani belli açılardan. İşte güvenlik şeyleri falan da koyuyorlar bir taraftan. Ama yarın öbür gün bunlar başka bir boyut katacak yani. Hani mesela bu şeyler bir tane adam anlatıyor. İşte mesela ben diyor buluştum. Mesela sabahleyin diyor bu milyarderlerden bir tanesiyle buluşmuş. Sadece diyor blueberry, raspberry yiyor kahvaltıda. Mesela blueberry, raspberry ne oluyor? İşte yani Türkçesi ne oluyor? İşte şey ahududu. Ahududu yiyor. Bir de şey yiyor. Ne o? Mavi berry'ler var. Yani daha sağlıklı olduğu için mesela bu en sağlıklı olmak için ne gerekiyorsa mesela yaşlanmayı geciktirici efendim yeni teknolojiler mi var? Hepsini yapıyorlar yani. Hani ellerinden ne geliyorsa. Dolayısıyla bu yaşlanmayı geciktirme dediğimiz sektör inanılmaz bir şey. Milyar dolarlık, trilyonluk sektör yani. Bu alandaki tıptaki her tür gelişme çok inanılmaz şeyle sıçramalara gebe yani. Yani bu salgın hastalıkların falan da önü nasıl alınabilir? İşte yapay zekayla. Bu da gene hani milyar dolarlık sektör yani bunların hepsi. Bir başka böyle dev bir sektör çok hızlı ulaşım sistemleri. Ultra high speed transportation. Yani bu hem şehirler arası sistemlerin dönüşmesi gerekiyor. Hem böyle trenlerin mesela hızlı trenlerin daha da hızlanması söz konusu. Hem böyle deniz yolu ulaşımının çok daha hızlanması söz konusu. Hem bir taraftan işte mesela uçan araba modelleri test ediliyor. Daha dün bir video gördüm Japonya'da bir uçan araba başarıyla test edildi mesela. Drone şeyi sistemiyle gidiyor mesela. Çok hızlanarak gidiyor bir taraftan. Bir taraftan işte bu füze sistemlerini hızlı ulaşım için kullanıldığını düşünelim. Yani öyle bir zaman gelecek ki böyle uluslararası uçuşlar bir saate falan inecek yani. New York'tan atıyorum Hong Kong'a bir saatte falan gideceksin ya da işte Londra'dan New York'a yarım saatte falan gideceksin ileride yani. Böyle şeyler gelecek, böyle dönemler gelecek yani. Çin'in zaten bu yeni ticaret yolları projesi inanılmaz bir proje. Her yeri birbirine bağlamak istiyor çok hızlı ulaşım ağlarıyla, ticaret ağlarıyla. Bu konuda zaten bayağı bir yol aldılar. Bu projelerin de hızlanarak yapay zeka destekli artarak gideceğini öngörebiliriz. Dolayısıyla şu ana kadar hiç böyle rastlamadığımız büyük bir atılım ve infrastructure, yapısal işte böyle bu altyapı atılımlarının böyle 10 katı, 100 katına çıkacağı dönemler de gelebilir yani. Yani şu ana kadar aşina olmadığımız şekilde. Tabii bunların çevreye olan etkileri de çok tahribat oluşturabilir. O da ayrı bir risk. Bir başka işte trilyonluk sektör havayı kontrol edebilme. Hava durumunu, havayı kontrol edebilen trilyonlara vurabilir yani. Bu tabii ki çok zor bir şey yani. Hani, neden havayı kontrol edebilme diyoruz? Doğal felaketler çünkü. Ve bu bir yandan da önümüzdeki en büyük engellerden biri. Küresel ısınma dönemine giriyoruz.
küresel ısınmayı engelleyebilecek bir teknoloji yok elimizde. Ama bunu nasıl engelleriz diye kara kara düşünüyor bilim insanları yani. Yarın öbür gün işte bu kuzey kutbundaki bütün buzullar eridiği zaman ne olacak yani? 2 derece daha arttığı zaman ortalama sıcaklıklar ne olacak? Şu ankinden çok daha fazla bütün planktonlar, ekosistemler, orman yangınlarının 10 katına çıkması, insan hayatının giderek mesela daha da değersizleşmesi, bir sürü insanların açlıktan kırılması, açlıktan kaynaklı göçler, çölleşme, işte bir sürü problem yani. Hangi birinden bahsedelim? Yani bu dolayısıyla hava ile ilgili şeyler, bu doğal felaketler, tsunamiler, işte depremler, efendime söyleyeyim, tornadolar, fırtınalar, bunlar giderek artacak yani. Sel baskınları. Bunlar 10 katına falan çıkacak yani 2030'larda. Şu ankinden 10 katına çıkacak eğer önlem alamazsak, ki çok ben bir umut görmüyorum yani. Hani 2040'larda çok daha böyle yaşanmaz bir hale olacak. Yani non-lineer, logaritmik bir hani çölleşme olduğunu düşün. Aynı şekilde doğal felaketlerin geri dönülemeyecek şekilde bütün dünyayı tahrip ettiğini düşün. Ki oraya doğru son hız gidiyoruz yani. Karbon salınımını engelleyen ciddi bir dönüşüm yok dünyada. Yani Trump zaten bunu reddediyor. Yani Trump gelmiş geçmiş en kötü Amerikan başkanı ve bütün dünyanın gidişatını tek başına inanılmaz, Homer Simpson'ın 100 katı daha kötü bir şey yani. Hani inanılmaz tarihin akışını korkunç derece kötü dönüştüren bir lider yani. Hani böyle bir başınızdaki beyinsizler yüzünden hani bizi helak var ya Kur'an-ı Kerim'de. İşte yani o helak olursun yani, başındaki zaten şeyse, Trump'sa, sen zaten baştan helak olmuşsundur. Ki Amerika'yı görüyoruz halini yani. Sen süper güçsün, dünyanın en önündeydin. Şu anda rezil kepaze olmuş durumdasın. Bütün dünya sana sınırlarını kapattı. Hiçbir yere gidemiyorsun. Her şey çok hızlı dönüşüyor, değişiyor. Onu demek istiyorum. Ve hani akılla, bilimle yönetmek her şeyden daha önemli hale geliyor. Yani öyle bir çağ yaşıyoruz ki bir inovasyon bütün dünyayı esir alıyor. Birkaç ayda bütün dünyaya yayılıyor. Öyle bir dönemdeyiz. Şu anda mesela TikTok'un yayılması birkaç ay aldı, değil mi? Önümüzdeki dönemlerde böyle bir yeni inovasyonun yayılması bir ay falan alacak belki. Haftalar alacak, o kadar. Yani o kadar hızlanacak ki her şey. Böyle gözümüzü bir açacağız, bir dönüşüm daha, bir dönüşüm daha. Artık mesela bu şeyleri takip edemez oldum yani ben, bu dönüşümleri. Şu anda bile böyle yani. Hani yarın öbür gün çipleri, herkes çip taktığı zaman ne olacak beynine? Yani hani belki o zaman çok daha hızlı takip edebiliriz gerçi. Hani yani bu trilyoner sektörlerin hepsinin ortak noktası şu ana kadar gördüğümüz şu. Bütün sınırları kafandaki at yani. Şu andaki dünya başka, gelecekteki dünya hayal edemeyeceğim bambaşka bir dünya. Ve bilimle, teknolojiyle, mühendislik harikalarıyla şu an mucize gibi görebileceğin şeyleri yarın öbür gün hayatın içinde rutin olarak yaşıyorsun. Bütün teknoloji bize bunu anlatıyor zaten. Bütün teknolojinin tarihi de bunu anlatıyor. Ve bütün bunlar hızlanarak devam ediyor. Yani insanlık tarihinin bu kadar böyle hızlandığı başka bir dönem yok. 2020'ler, böyle 2030'lar ipin koptuğu şeyler olacak yani teknolojik anlamda. 2040'lar kim bilir nerelere gidecek. 2050'ler, Allah ömür verirse belki onları da görürüz. Yani 2060'lar nerede olacağız? Çok hızlı dönüşecek yani. Yani ben şimdi mesela son 30 seneyi düşünüyorum. 1990, daha çocuktum yani 90'da. Hani 11 yaşındaydım değil mi? 90'dan 2020'ye 30 sene geçti değil mi? 30 senede dünya ne kadar? 1990'a bak. Yani dünya ne kadar değişti ya. 80'ler yeni bitmiş. 90'da daha hiçbir şey yok ortalığa. Şu anda 2020'de neredeyiz yani? Bir de onu düşün. Şimdi 30 sene daha ekle. 90'dan 2020'ye olan değişimin en az 2-3 katı yaşanacak. Buna hiç şüphe yok yani. 2020'den 2050'ye kadar bütün bu dönüşümlerin 4 katı, 5 katı, ben 10 katı belki gelişme olabileceğini düşünüyorum. En az 2 katı olacak, en az. Yani şu ana kadar 90'la 2020 arası
dönüşümü düşünelim kafamızda yani. 90'dan 2020'ye kadar. Bak ne Apple var, hiçbir şey yok ortada da. Ne Microsoft var, ne 90'da ne var, hiçbir şey yok. Microsoft yeni kurulmuş daha. Daha çoluk çocuklar onlar yani, düşün. Apple falan, Amazon, hiçbir şey yok. Amazon 95'te kuruluyor zaten. Microsoft daha internete yeni girmeye çalışıyor. Windows 95'i daha yeni yüklemiş 95 yılında yani. İnternete girmek bayağı bir iş yani. Çok büyük iş yani. Ne yaptığında kimse bilmiyor internetin işin şeyi. İlginç. Hani böyle uçuk kaçık birkaç tip öyle e-mail yollamaya başlamış yani. E-mailin ne olduğunu da kimse de bilmiyor yani. 95'te durum bu yani. Düşün. Şimdi 2020'de nerelere geldik yani? Şimdi 2050'de nerede olacağız? Hayal et yani. Geleceğin sektörleri nereye gidecek? Hayal et yani. 2020'nin başı ve sonu bile farklı hocam, kim bilir yani. Başındaki gelişmeler evet, bir yılın sonu geldiğinde. Evet, ben tanıyamıyorum. Bir de mesela kendimi de tanıyamıyorum ben. Geçen seneki ben, o kadar çok şey yaşadık ki yani. Bir senede belki 3 sene yaşlandım ya da büyüdüm yani. Hani bir senede ben geçen seneki beni tanıyamıyorum. Bak geçen sene Eylül'deki benle mülakat yapalım. Şu seneki Eylül'deki ben ile geçen seneki dilini yutar geçen sene. Bugünkü halimi görse geçen seneki halim dilini yutar yani. Şimdi o kadar çok şey yaşadık yani. O kadar çok şaşırdık. O kadar çok şeyi proses etmek zorunda kaldık. O kadar çok hızlı öğrenmek zorunda kaldık. Yani desem ki ben mesela bak geçen seneki ben daha YouTube'da hiç video çekmeye başlamamıştı bak düşün. Geçen seneki ben daha Medium'da yazmaya hiç başlamamıştı da. Kendi halinde dersimle uğraşıyordum ya. Yani bayağı hani kendi halinde bir insandım ya. Bir senede ben nerelere gelmişim yani düşün. Şimdi ben gelecek seneki beni tanıyamayacağım aynı şekilde. Yani 2021'in bu döneminde ben kendimden korkuyorum açıkçası. Ne olacağım kim bilir. Dünya ne olacak, dünyadan da korkuyorum açıkçası. Yani. Bir senede bile bu kadar hani dönüşüm var. Ve bu hızlanarak devam edecek yani. Hani 2-3 sene sonra nerede olacağız yani. İşte bu sıçramaları yakalamanın yolu sürekli merak etmek ve hayal gücünden geçiyor. Yani yarın öbür gün mesela 2030'da bir rapor okudum. Diyor ki Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alacak yani. Dünyanın ilk 10 ekonomisi olması bekleniyor. Neden? BRIC işte Brezilya ile beraber Rusya, işte Hindistan, yükselen pazarlar ve Çin. Yani bu yeni dünyayı yöneten güçler bunlar yani. Ve Nijerya geliyor tabii ki. İşte bu yeni dünyanın güç merkezleri bunlar olacak diyor. Aralarında Türkiye de var ya. Yani. Bu nasıl olacak? Şu anda mesela bakıyorum ben çok bir umut vaat etmiyor açıkçası. Ama non-linear gidiyor bak. Bunu unutmayalım. Yani mesela bizim yeni nesil şirketler, startuplar, şu anda hiç aklımızın, hafızalarımızın almadığı çoluk çocuk mesela yarın öbür gün trilyon dolarlık belki şirketler kurabilir yani. Şimdi nasıl mesela kripto para marketinde blok zincirinde Türkiye bir sıçrama yaptı ya bir şekilde. Yani hiç umulmadık bir şey yaptı yani hamle. Bir sürü alanda böyle umulmadık hamleler yapabiliriz. Yeni neslin çok iyi yetişmesine bağlı yani. Yani bu işte Barış Özcan'ın canlı yayınına baktım mesela bu Neuralink'i. Dünyada kaç kişi izliyor? Baktım 100 bin kişi izliyordu canlı yayında. Bekliyordu herkes. Gecikti bir dedim ama 100 bin kişi bekliyordu canlı yayında. Şimdi Barış Özcan'a tıkladım. Onu canlı yayını bekleyen 33 bin kişi vardı yani. Onun yayınında. Şimdi bak dünyada 100 bin kişi bekliyor. Barış Özcan'ın yayınında bir 33 bin kişi de orada takip ediyor. Demek ki bu şunu gösteriyor. Türk gençliği, Türk toplumu teknolojiye inanılmaz aç. Ve teknolojik gelişmelere adapte olmak hususunda inanılmaz iyiyiz aslında biz. Hele yeni nesil. Gümbür gümbür. Çok hızlı geliyorlar. Onun için o yeni nesli biz bu eğitim bataklığından kurtarıp bir an önce hayatın içine, dijital dünyanın içine salmalıyız. Yani dijital dünyada girişimcilik becerileri kazandırmamız gerekiyor. Yeni nesle. Ki onlar yeni bir startup ekosistemini kurabilsek kendi unicornlarımız çıkacak işte o zaman. Unicornlarımız çok kısa sürede dünya çapında değer üretebilecek. Ki bunu yapan firmalar var yani. Mesela Stripe'ı kuranlar. 7 satır kod yazıyorlar. Şu anda Stripe 37 milyar dolar değeri var değil mi? 7 satır koddan oluşuyor Stripe.
Nonlineer değişim böyle bir şey yani. Sen çok iyi bir çözüm bulduğun anda onun dünyaya yayılması birkaç ay alıyor. O kadar. Yani ve insanlığın bu dönüşüme hızlı değişim, inovasyonları çok ihtiyacı olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla sen yeni bir teknolojiyle insanlığın ihtiyaçlarına çözüm sunduğun anda bunun yayılması aylar içerisinde yayılabilir. Yani. Onun için masada şanslar her an tersine dönebilir. Çok hızlı dönebilir. Bu poker oynanıyor dünyada. Herkes kartlarını saklıyor falan ama çok hızlı dönüşüyor pokerde güç dengeleri yani. Onun için bu yeni dünyanın yani düzeninde öne geçmek istiyorsan hayal gücüyle, işte bilimle, teknolojiyle başka yolu yok yani. Bu sihirli denebilecek şeyleri kavrayarak yapabilirsin yani. Bunu geleceğin trilyoner sektörleri diyoruz da asıl olay para değil burada. Asıl olay hayal gücü ve dönüşüm ve insanlığa fayda. Yani bunu eğer biz kafamıza çok iyi oturtursak bu düşünme sistemini ve gençleri bu ezberci sistemden ne kadar erken kurtarırsak, kurtulurlarsa onlar ve bağımsız düşünebilirlerse. Onun için yani bu işte YouTube'daki Türk gençliği çok değerli. TikTok'taki Türk gençliği. Ben beklentim çok yüksek yani onlarda. Facebook'tan bir beklentim yok. Yaşlılar kahvehanesi olmuş Facebook. Ama bu işte TikTok'ta mesela sürekli yeni bir şeyler üreten falan gençlik var ya. İşte Zoom'larda sürekli bir şeyler yapan, işte yeni girişimciler falan, böyle bilgisayar oyunu geliştiren mesela gençler görüyoruz. Yeni Türk gençleri. Onları işte satıyorlar dünyaya falan, büyük rakamları. Bunlar daha hiçbir şey değil yani. Kat kat büyüklerini göreceğiz inşallah. Yani onun için böyle bu yeni dünyada sen de çok büyük değer üretebilirsin oturduğun yerde. İşte yeter ki şu şeyi oyun bilgisayar oyunları dünyasının düşünme şeyini, sistemini oyun oynar gibi değer üretmeyi hayatına oturt yani. Nonlineer düşün. Bir gün gelecek senin ürettiğin şeyler 100 katına çıkacak, 1000 katına çıkacak. Yeter ki sen başarısız olmaya devam et, deney yapmaya devam et, onlarca deney yap. Hangi alanda ne yapmak istiyorsan onlarca deney yapman lazım. Yani her bir ne yapmak istiyorsan, nerede gelişmek istiyorsan onunla ilgili onlarca deney yapıp onlarca kere başarısız olacaksın. Bu işin sırrı bu. Yani ben mesela İngilizce yazmayı öğreniyorum şu anda. Sıfırdan. Ne yapıyorum? Her gün bir deney yapıyorum. Deneyimle her gün bir yazı yazmak. Her bir yazım bir deney. Ve defalarca başarısız oluyorum. Şu anda 150'ye yaklaşıyorum değil mi? 150 tane deneyim var yani. 150 tane deney yaptığım için çok iyi bir yerdeyim. Yani 150 deney önce ben bambaşka bir yerdeydim. Geçen sene işte. Yoktum yani. Ama şimdi 150 deneyden sonra bambaşka güvenim de yerine geldi. Bir sürü şey de öğrendim. Giderek de gitmem gereken yol da çok uzunmuş. Onu fark ettim. Ama giderek birazcık ilerliyorum. Bir maraton koşuyorum yani. Bu her şey için böyle yani. Sen 5000 tane deney yapacaksın. 3000 tane deney yapacaksın. Muhakkak bir yerlere varırsın ya. Hani geri zekalıysan bile varız. Yani sen 3000 tane deney yap. Zaten zekan da ilerliyor yani. Hani yarın öbür gün o çipleri de taktın mı? bu sefer her bir deneyin 1000 kuvvetinde olacak. Düşün ki yani. Onun için bu işler hep non-lineer işler. Ben öyle düşünüyorum. Teknoloji demek hayal gücü demek. Mühendislik demek hayal gücü demek. Oyun demek. Ve bunlar çok logaritmik, hızlı, büyüleyici şekilde artarak gidecek yani. Şu anda mesela musluk açılmış durumda. Teknoloji musluğu açıldı. Son hız, musluk çok hızlı akıyor yani. Takip edemiyoruz. O kadar hızlı akıyor ki. Yarın öbür gün bu musluk Niagara gibi olacak ya. Yani o işte onun için Lenin'i alan koşuyor. Lenin'i alan koşuyor yani bir şekilde. Yani bazıları da mesela leğen değil de diyor ben bir tankerimi oluşturayım falan diyor mesela. Büyük düşün yani. Yani. Bu işlerde gerçekten büyük düşünmek çok önemli. Yani çünkü musluk akıyor orada bak. Yani bunu hani doldurmak için sabır gerekiyor. Ve uzun seneler kendini sürekli her gün yetiştirmen gerekiyor. Yani. Hayal gücünle ileriye gitmen gerekiyor. Yani. Zorlu bir yol evet ama bakalım. Bu da bir macera işte. Yani zaten geldik gidiyoruz şu dünyadan bir şekilde geldik ucundan gitmek üzereyiz. Bitiyor yani şeyimiz.
Gitmeden anlamlı bir şey yapmak lazım. Bitmeden. Bu trilyoner sektörler daha çok şey götürür. Devam edeceğiz. Burada duruyoruz. Burada kalıyoruz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için arkadaşlar. Tavsiyem bu kadar şeyden sonra mesela oturup ben ne yapacağım? Kendinize bir mektup yazın. Ve bir uzun vadeli strateji kurun. Ve her gün mesela ben bu, önümüzdeki 3 ayda bu uzun vadeli vizyonum için 3 ayda ne yapacağım? Bunu bir filmin başrol oyuncusuymuşçasına oturup hevesin kırılmadan kendini her gün yenileyerek, motive ederek, defter tutarak böyle hedef belirleyerek ufak aksiyonlarla her gün biraz daha o hedefe yaklaşmak. Her gün aksiyon almak. Bu çok önemli. Her gün aksiyon alıp öğrenmeye, ilerlemeye devam etmek. Ve bunun bir maraton olduğunu bilincinde olarak kendini dönüştürmek. Bu çok önemli. Bunu yaparsan eğer, sen nihai hedefin neyse oralara varırsın. Hatta hayalinde olmayan bir sürü hedef de göreceksin yolda yani. Sen kendini dönüştürdükçe şu anda hayalinde, hafızalanda olmayan yüzlerce şey göreceksin o yolda. Mesele o yola çıkabilmek bir an önce ve yılmadan her gün devam edebilmek. İşte maceralı, çok sürprizli bir yolculuk bu. Yani nereye varacağını asla bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz yani. Bir şekilde koşmaya devam etmemiz lazım. Diyelim. Burada bitirelim. Çok teşekkür ederim.